Şöyle iki tane charm aldım. İtalyan charm. Ve bunların nasıl takıldığını göstermek istiyorum. Evet, biraz zorlanıyoruz ev içerisinde takarken. Çünkü bunun aslında takmak için kendine özgü bir aparatı var. Ama bizde böyle bir aparat yok. Şöyle çok tatlı bir araba ve şöyle seyahat charm'ı aldım. Manifesto olsun diye. Öncelikle nereye takmanız gerektiğini karar veriyorsunuz. Ben bilekliğimi takarken şu yıldızların üstte durmasını istiyorum. Bir tane sallantılı olduğu için bunlar. Bir tane şöyle üstte dursun, ben göreyim istiyorum. Bir tane de şöyle altta olsun, sallansın istiyorum. O yüzden bir tanesini muhtemelen şuraya takacağım. Bir tanesi de şu aşağılarda bir yere takacağım. Şimdi bilekliğiniz muhtemelen kolunuza göredir. Benim bileğime göre 20 tane charm oluyor. Yani 20 tane charm varsa benim bilekliğime göre de. Şimdi 2 tane charm ekleyeceğime göre 2 tane charm da çıkartmam gerekiyor. İlk olarak elimle yapıyorum. Şimdi hangisini? Uçağı üstte, arabayı alta takacağım. Şöyle önce aşağıdan başlayalım. Şuraları falan takmak istiyorum. Şöyle çektiğiniz zaman bakın birbirinden ayrılıyor, gördünüz mü? Netlemiyor ki. Ama netlemese bile görünüyor diye düşünüyorum. Yaklaştırayım mı biraz daha? Niye netlemiyor? Bakın şurada bir açıklık var. Şu parmağımı şurada tutup şu açıklıktan bir tane çıkarıyorum. Ve o açıklığa şu arabayı takacağım. Arabayı da açmam lazım. Şimdi bu sallantılı olduğu için ya parmağımla şöyle itebiliyorum. Çünkü şurada bir itmek için tutabildiğim bir yer var. Ya da şöyle dart oyunundan kalma sivri bir şey var. Onu şu... Görünüyor mu? Şurada bir boşluk var. Oraya takarak itiyorum. Şöyle iterek yapıyorum. Göstermesi biraz zor ama bence anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Bazı çamlarda şu boşluk yok. Yani var da çok böyle dibe kadar gelmiş. Bakın bunda bayağı boşluk var. O yüzden sanki daha kolay olacak benim için. Şimdi bunu böyle yaptığım için şurada bir açıklık yine göründü. O açıklığa bu arabayı takıyorum. Neredeydi o size gösterdiğim boşluk? Şöyle taktım, bırakınca gördünüz mü? Şimdi aynısını arabaya yapacağım. Biraz daha itelim. Gerçi bu sefer de iterken çizmekten korkuyorum. Şimdi buradaki boşluğu, buradaki konuşma şeklini, buradaki boşluğu da buradaki kısma, kancaya taktım. Şimdi bırakıyorum ve charm takıldı. Bir tane charm çıkarmayı unuttum, değil mi? O zaman şuradan, şu anda 21 tane charm var. Bu benim bileğime fazla gelecek, büyük gelecek. O yüzden şuradan iki tane charm çıkaracağım. Uçağı da şuraya takmak istiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle. Şuradan iki tane charm çıkaracağım. İki tane charm çıkardım. Aynı şeyi uçak için yapacağım. Evet, uçaktaki boşluk nasıl? Uçakta da boşluk var. Bazı charmlarda bu boşluk yok. Ya var da iterek o boşluğu çıkarıyorsunuz. Bir tık daha zor oluyor. Çünkü bu elimdeki aleti, dart şeyini, zımbırtısını oraya geçiremiyorum boşluk olmayınca. Evet, bir charm yukarı, bir charm da aşağı taktım. Bakalım nasıl görünecek bileğimde. Çok mu yana taktım ya? Sanki uçağı çok uzağa taktım. Uçağı tekrar çıkarıp şuraya takmak istiyorum. Böylelikle siz de her seferinde nasıl yaptım görmüş olursunuz.
Şimdi şuraya takalım. Sanki daha güzel olacak gibi. Gördünüz mü? Ben bayağı alıştım bildiğin. Hızlı hızlı yapıyorum. Önceden böyle değildi, bu kadar hızlı yapamıyordum. Sanki şöyle daha mı iyi oldu? Neyse, canım sıkıldıkça değiştiriyorum ben böyle. Biraz daha öne alabilirim belki. Biraz daha mı öne alsam şuraya? O zaman da şuradaki Harry Potter'la karışır. Neyse, bir müddet böyle takılayım. Olmadı yine değiştiririm.